Nasıl abi ekonomi? Ben memnunum. Herkes hak ettiğini yaşar. Peki anladım. Sayın Cumhurbaşkanı daha geçen gün yaptığı konuşmada yoksulluğu bitirdik dedi. Bence de yoksulları bitirdi. Pazarlara baktığım zaman yabancılar var. Şöyle bir bakıyorum, üzülüyorum ya. Kendi halkım alamıyor ama yabancılar rahat bir şekilde alabiliyor. Halk olarak üzülüyorum ama baştakiler neden üzülmüyor? Gerçekten korkuyorum. Türkiye'de evlat yetiştirmekten korkuyorum. Almanya'da 20 yaşındaki bir genç dünyada 15-16 tane ülke dolaşırken benim buradaki 20-25 yaşındaki gencim ise yarını nasıl geçirebileceğini düşünüyor ve onun planını yapmaya çalışıyor, görmüyor. Yurt dışına giden bizim gurbetçilerimiz nasıl buraya gelmek istemiyorlarsa Suriyeliler de Türkiye'den gitmek istemiyorlar çünkü 50 yıl ileride. Sade Vatandaş izleyicilerinden en çok gelen şikayet, sokak röportajları yayına girdiği anda haberdar olamıyorum, günler sonra bildirim geliyor, hatta bildirim gelmiyor şeklindeydi. Bizler de sadevatandaş.com adresinde bir bildirim butonu aktifleştirdik. Sizler de sadevatandaş.com adresine gelerek bildirimleri açın dediğinizde ve ayrıca şuradan izin ver dediğinizde artık sokak röportajlarımız yayına girdiği anda haberdar olabileceksiniz. Ayrıca Sade TV'de eğlenceli röportajlar, eğlenceli sohbetler için bizleri takip etmeyi de sakın unutmayın. Şimdiden iyi seyirler, hoşça kalın. Sade Vatandaş kanalından herkese merhabalar. Sevgili dostlar, bugün Antalya'dayız. Vatandaşlarımıza, gündeme dair sorularımızı soracağız. Ben Mehmet Koyuncu, Sade Vatandaş. Tarafsız değil, halktan taraf. Efendim merhabalar. Gurbetçi miyiz yoksa? Buralıyız. Tabii. Doğma büyüme Antalya mı? Manavgat. Manavgat daha güzel. Toprak zengini oluyorlar. Sağ ol, teşekkür ederim. Var mı öyle bir şey abi? Var. Belli ama yani şu gözlerin... Zamanım çok yok. Nasıl abi ekonomi? Hızlı sorayım. Süper. Valla. Memnun muyuz? Delikanlı gibi memnun muyuz? Ben memnunum. Herkes hak ettiğini yaşar. Valla. Bu bir mesaj mıydı? Aldım mesajı. Konuşalım mı? Ekonomi. Nasıl falan diye soruyoruz. Genelde herkes iyi diyor, kötü diyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Vallahi ekonomi gerçekten çok berbat. Ne olmuş ki? Daha ne olacak ki? Bakabiliyoruz şöyle etrafımıza baktığımız zaman yeterince zaten fiyatların ne kadar yüksek olduğunu görüyoruz. Evet. Yani en çok yakındığım şey, 2 aydır çocuğumu dershaneye getiriyorum. Ya üzerime bir feracı alayım diyorum. Fiyatlar o kadar yüksek derecede ki. Yani gene halimize şükürler olsun diyoruz ama beterin beteri var. Cumhurbaşkanı'nın ağzıyla konuşacağım. Benim başörtülü bacım bir feracı alamıyor mu? Almakta zorluk çekiyoruz. Peki Sayın Cumhurbaşkanı daha geçen gün yaptığı konuşmada yoksulluğu bitirdik dedi. Yoksulları mı bitirdi acaba? Bence de yoksulları bitirdi. Yani yoksulluk zaten fazlasıyla dibe vurmuş bir vaziyette. Şöyle baktığımız zaman zaten insanların halini görüyoruz ama tabii şöyle baktığımız zaman da etraftaki insanların alışverişleri vesaireleri normal bir şekilde gözüküyor ama onlar dışarıdan gelen yabancılar zaten. Hani biz burada Türkiye'de yaşayan insanların hali perti perişan. O kadar zor durumda olan insanlar var ki geçim sıkıntısı yaşayan, çocuklar için mesela okul alışverişi yapmakta olan, yani evine doğru düzgün alışveriş yapamayan o kadar insanlar var ki. Yani şöyle insanın gerçekten iç parçalanıyor. Ülkeyi yönetenler bu durumları sizce görmüyor mu, görmemeyi mi tercih ediyor? Bence görüyorlardır. Görmeme gibi bir algıları var diye düşünüyorum. Görmezden geliyor. Görmezden geliyorlar diye düşünüyorum. Çünkü onlar her istediğini alıyorlar, her istediğini yiyorlar, her şeye sahipler. Ama sen biz... Ne zaman manda yoğurdu yediniz diye sorsam, hatırlar mısınız? Vallahi manda yoğurdu yemiyoruz. Normal uygun olan yoğurtlardan yiyebiliyoruz. Marketlerden de almıyoruz desek inanır mısınız? Ciddiyiz yani. O seviyelerdeyiz. Hayat zor. Şu kirada kalanlar zaten başlı başlığınca yanmış. Ha Allah'a şükürler olsun. Hani benim durumum o kadar kötü değil. Nasıl mı ki? Zamanında çok çalıştım ben. O kadar sıkıntılar çekmiyorum ama çekeni de görmezden gelmiyorum. Çekenleri de görmezden dediğiniz gibi gelmiyorum. Yani resmen içim acıyor. Ya şu kiralar ne kadar pahalandı, ne kadar pahalandı. Bir demet para ya, yazık günah ya. Şu anda mesela bir genç, ben mesela bir evlensem, eve çıkmak istesem. Evet. Kaç paradan başlar? İnsanın yaşayacağı bir yer. Bakıyor musun ilanlara?
Yani şöyle baktığım zaman zaten eşyalı olanlar ilanlara bakıyorum. Çünkü neden diyeceksiniz? Kız kardeşlerim var mesela, çok zor durumdalar. Hani kendi çevremden, ailemden, gördüğüm insanlardan o kadar zor durumda olan insanlar var ki kiralarını ödeyemiyorlar. Bırakın evlenmeyi, evlilik hayali bile kuramıyorlar. Ki kendi zaten anneleri babaları kiracı oldukları için, geçim sıkıntısı yaşadıkları için evladının evlilik hayallerini düşünemiyorlar bile. Gerçekten ona çok üzülüyorum. Gençlerimiz için de zaten gençlik de kalmadı diyelim. Gençlik nereye gidiyor? Ben şöyle bazen bakıyorum insanlara da, gençlik 15-16 yaşından sonra bitiyor. Gerçekten bitiyor. Yani eskisi gibi gençlik diye bir gençlik görmüyorum. Şu an gençlerin durumu o kadar kötü ki her biri bir köşede. En çok da dikkatimi çeken şey, bakıyoruz Antalya haberlerinde, bir bankta oturan biri ölmüş, cesedi bulunmuş. Bugün mesela TikTok'ta şu karşıma çıktı. Adam evsiz, barksız, kendine bir branda gibi bir yer yapmış. Sağdan soldan atıklarla kendini geçindirmeye çalışıyor. İşte arkadaşı gidiyor, bir bakıyor ölü bir vaziyette bulunmuş. Bunlar nedir? Şöyle bir düşündüm. Evsizlik, açlık, imkansızlık o kadar çok var ki gerçekten büyüklerin bunu görmesini istiyorum. Bir de şu yabancıların da ciddi anlamda burada kalmalarını da hiç istemiyorum. Suriyeliler olsun, turistler olsun, zamanında kaç yıl önce burada ev alanlar olmuş olsun. Artık o turist değil, o komşu olmuş. He, komşu olduk yani. Pazarlara gidiyoruz mesela. Pazarlara baktığım zaman yabancılar var. Şöyle bir bakıyorum, üzülüyorum ya. Kendi halkım alamıyor ama yabancılar rahat bir şekilde alabiliyor. İmkanları yeterli gelebiliyor. Şeydir yani, insanlara baktığımız zaman gerçekten çok çok kötü konumdayız. Eskiden vatandaş yazı beklerdi. Bol bol alalım, yiyelim, hatta kışlık da yapalım diye. Bu sene kışlık hazırlamak eskisi kadar kolay olacak mı? Yok, kolay olmadı, olmayacak da. Hemen hemen zaten yazı bitirmek üzereyiz diyelim. Domatesler salça yapıldı mı? Mümkünatı yok. Ne salçası? Kışlık konserveler bile yapılmadı. Yapılmadı yani, mümkünatı yok. Meyvelerin zaten yanına varılmıyor. O kadar pahalı ki. Mümkünatı yok ya. Zaten halkımız şöyle pazara gittiği zaman yarım kilo, bir kilo. Geçenlerde dikkatimi çekti mesela. Bir 101'e girdim. Bir karı koca gayet dört dörtlük insanlar. Yani belli okumuşlar, emekli insanlar. O çok dikkatimi çekti ve çok çok üzüldüm. Hanımı diyor ki tavuk alayım diyor. Eşi hesap kitap yapıyor. Hesap kitap yapıyor. Hanım diyor kalsın diyor, bir 15 gün sonra alırız diyor. İçim gitti ya, bir tavuğu bile. Gerçekten o kadar üzüldüm ki. Yani şöyle şaşırdım kaldım. Derler ki Afrika ülkesine bakın, insanlar tavuk alamıyor. Maalesef kendi halkı çok zor durumda. Halk da kendi seçmedi mi? Bir yandan da halka şöyle bir hesap kitap yaptırsak. Yani bunca yıl bu halk kendisi bu iradeyi seçmedi. Evet, halkımız kendi seçti. Kendi seçti, kendi ardında durdu. Sonsuza kadar hiçbir laf ettirmedi. Hep destekledi. Ama baktı ki artık halk gerçekten son noktaya geliyor. Kiraların artışı, bu zamlar, pahalılık, ne oldu? Herkes verdiği oylardan pişman oldu. Çok çok pişman oldu. Artık elden ne gelir olan oldu diyelim. Yani yapacak bir şey yok. Ben şu an oğlum mesela iyi yerlere gelsin diye haftanın 4 günü dershaneye getiriyorum. Şöyle bir bakıyorum. Mark Antalya'nın içine giriyorum. Bir fiyatlara bakalım diyorum ya. Ya bu kadar mı olur? Bu kadar mı olur ya? Vicdansızlık ya. Yani merhamet yok gerçekten. Çok zor, çok zor, çok zor. Her yönüyle çok zor. Mesele sadece çocuğun okuması değil. Çocuğu siz dershaneye gönderiyorsunuz. Sokakta uyuşturucu var. Cinayet var. Efendim hırsızlık var. Ona değinecektim. Şimdi zaten hani gençlik nereye gidiyor dediğimin de en büyük noktası, inşallah bu yayınlanır. Ben özellikle de bunu belirtmek istiyorum. Gençlik kalmadı. Gençlerimize sahip çıkalım.
16 yaşından sonra gençlerimiz bitiyor. Artık Türkiye'de her semtte, her mahallede, üstüne basa basa söylüyorum, o kadar kötü şeyler görüyoruz ki ben görmek istemiyorum. Oturup ağlayasım geliyor. Gençlerin o baygın halleri, o kadar o dehşet verici halleri gerçekten yani böyle vicdanları sızlatır bir vaziyette. Ama gel gelelim ben halk olarak üzülüyorum ama baştakiler neden üzülmüyor? Neden bu kötü maddeleri neden Türkiye'ye kattırıyorlar? Neden satmalarına müsamere gösteriyorlar? Ben çekiyorum ya, evimin önünden çekiyorum ya. Evimizin karşısında resmen satılıyor. Atıyoruz ya da birini görsek desek ki bir polise bana neden söylüyorsun kardeşim? Git şikayet et diyor. Tabii ki, tabii ki. O durumlarla da karşılaştım ben. Yani gerçekten gençlerimiz... Polise söyleyip zabıtaya mı söyleyeceğiz acaba? Özellikle gidip şikayet dilekçesinde bulunacak mısınız? Beni böyle birkaç polis ters dedi. Ben birkaç polise söyledim. Gidin bakın şu yerlere dedim. Ya bak ne oluyor ki dedim. Gece gündüz dedim. Oluyor bir şeyler burada dedim. Yani gerçekten çok çok üzülüyorum. Elimizden bir şey de gelmiyor. Dediğim gibi en çok da üzüldüğüm nokta gençlerimizin bu şekilde heder olup gidişi. Korkuyoruz kızlarımızı evlendirmekte. Yani doğru düzgün bir genç bulamıyoruz diyelim. Ve ben şöyle bir karar aldım kendimce. Ya dedim ben çocuğumun dedim dersleri kötü dedim. Ya da işte daha iyi bir yere gelsin diyerekten haftanın 4 günü getiriyorum dershaneye. 12.30'dan saat 5.30'a kadar dershanenin kapısında bekliyorum ben. Bir anne olarak. Neden? Sırf evladım böyle hani onu başıboş bırakıp da kötü şeylere değinmesin diye. O kadar gözümüzle gördüğümüz için korkuyorum. Çocuğum bazen bana soruyor, diyor ki anne diyor. O hadi diyor ortaokulu bitirdim diyor. Ortaokulda geleceksin kapıya kadar diyor. Lisede de mi geleceksin? Evet oğlum lisede de geleceğim dedim. Kapıda bekleyeceğim seni dedim. Gerçekten korkuyorum. Gerçekten korkuyorum. Türkiye'de evlat yetiştirmekten korkuyorum. Eşim diyor ki çocuğumuz olsun. Aman oğlan olmasın dedim. Oğlan olmasın dedim. Daha zor. Kızlar gene annenin lafını sözünü dinliyor. Yani onları dizginleyebiliyorsun ama erkek çocukları çok zor, çok zor, çok zor. Hani ne diyeyim artık, Allah herkesin yardımcısı olsun. Herkes çok zor durumda. Mesela şöyle baktığın zaman herkes alışverişte şunda bunda ama bunlar sakın inanmayın. Bunlar hani eli boş gelmiş olsalar da bunlar çoğu gezmeye gelen turistler. Hani buranın yerlisi değil ya da yerlisi demeyeyim. Burada Türkiye'de yaşayan insanlar değil ya. Yazık günah. Ya bu kadar fiyatlar artık diyecek bir şey bulamıyorum ya. Ben şöyle sonlandırayım. İnşallah sizin gibi anneler daha da çoğalır da İnşallah. Bu memleket sizlerin elinden sizlerin vesilesiyle kurtulur. Biz İnşallah. Erkekler de belli ki bizden olsa olsa cacık oluyor. İnşallah anneler bir şeyler yapar da bu memleketler kurtulur diye. İnşallah ama hiçbir şey yapamıyoruz. Herkes söylediğiyle kalıyor. Söylediğiniz bile birçok insanın kulağına küpe olacak şeyler. En İnşallah. Azından erkeklerden daha fazlasını söylediğinizi ben bu mesleği yapan biri olarak söyleyebilirim. İnşallah yani gerçekten ben çok üzülüyorum. Çok kahroluyorum. Gençlik nereye gidiyor diyorum. En çok da pahalılıktan geçtim. Gençlik nereye gidiyor? Yani sizden ricam, büyüklerden ricam, ne olursunuz Allah rızası için bir el atılsın, şu maddelere bir son verilsin. Etrafta o kadar çocuklar, gençler, insanlar ziyan oluyor ki yani aile diye bir şey kalmıyor. Yani şu çevrede genellikle polisler var, her yerde bir sürü siviller vesaireler dolaşıyor. Bu civarlarda belki o kadar kötü gençlere göremezsiniz, uyuşturucu madde kullanan gençlere. Arka sokaklara bir baksalar neler arka görecekler. Arka sokaklara baksalar, normal mahallelere baksalar. Ya bu kadar mı ki olur ya? Bu kadar mı ki olur ya? 13, 14, 15 yaşında çocukları ben görmek istemiyorum ya. Yani yaşı ne olursa olsun bu derecede gençlerimize helak olmasını istemiyorum. Anne baba gül gibi yetiştiriyor. Ne rezilliklerle, hastalığıyla, iyiliğiyle, sağlığıyla. Ama 15-16 yaşından geldikten sonra anne baba da bir şey yapamıyor. Yapamıyor. Bunu aramıza katmasınlar. Bunu devlet kabullenmesin. Yani öyle bir şeyler yapsınlar ki bu gençlerimiz bu uyuşturucudan uzak dursunlar, kullanmasınlar. Yani gençler kullandıkları zaman hayattan bir beklentileri olmuyor. Hayvan gibi yaşıyorlar, kendilerini o şekilde görüyorlar. İnsan sıfatında da görmüyorlar. Yazık günah, yazık günah. Her yer, her mahalle araştırılsın, her yere bakılsın.
Yani istenilen her seviyede, her şekilde istediklerine ulaşabiliyorlar. Siz büyüklerimden ricam son verilsin. Gençlerimizin hayatı bitmesin. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ çok olun. Sağ olun. İyi akşamlar. Sağ olun. Arif Bey merhaba. Merhabalar efendim. Nasılsınız? İyiyim sağ olun. Sizler nasılsınız? Sizin de burada en son yaptığınız röportaj galiba 2 sene önce falan. Evet bayağı oldu, sen gittin yani. Ben gittim abi. Sokaklar bize kaldı. Aynen öyle. Abi ne görüyorsun Antalya'da? Az önce bir ablamız uyuşturucudan bahsetti. Ekonomik krizden bahsetti. Evet. Senin yorumunu alalım eski bir siyasetçi olarak. Eski değil, hala aktif siyasetçiyiz. Yani Antalya'nın en büyük problemlerinden birisi maalesef ki uyuşturucu. Çok küçük yaşlara kadar indi. Ortaokul artık zamanında, şu anda çocuklarımız uyuşturucu kullanıyor. Devletimiz gerekli önlemleri almaya çalışıyor ama bence yetersiz. Çünkü yılanın başını ezmek lazım. Üst baronları almak lazım. En büyük problemlerimizden birisi de Antalya'nın şu anda maalesef ki ilk başta uyuşturucu, sonra yüksek kiralar. Evet. Sen de buradan yıllarca oturdun gittin. Nasıldı fiyatlar? Ben giderken şimdikinden çok daha iyiydi. Şu anda gece kondular bile. 3 bin lirayken çıktım. Şu anda 15-20 bin senin oturdu. Yani Antalya'nın en ucra köşelerindeki evler bile şu anda 15 bin lira. Yani küçük oturabilecek yerler. Biz de sizi kıskanıyoruz abi. Almanya kıskanıyormuş. Peki Antalya'da turizm nasıl geçti sence bu sezon? Çok kötüydü. Ben Bodrum'a gittim, Fethiye'ye gittim. 3-5 gün önce de Nevşehir'deydim. Evet. Yani Türkiye'nin en çok turist toplayan yerlerinden birkaç yeri. Maalesef ki her yer kötü. Zaten yerli turistimizde, vatandaşımızda çok fazla imkan olmadığı için ekonomik sıkıntılardan dolayı gidemediler. Ama şunu da söylemek lazım. Bir tantuniye de yani 500 lira yazılmaz. Yazıyorlar. Bodrum'a gittim. Bir tantuni 500 lira. 3 tane yedik 1500 lira. Sen indirimli mi ama. Yedin tantuni mi seni yedi? İndirimli hali ya. Tabii karşı dükkan telefon açtı. Abi ilave TV geliyor. Yardımcı ol. Tamam o bizden dedi 1500. Taksici gibi çocuğun sünneti çıkartmışlar. Aynen öyle. Yani kendimize de birazcık çuvaldızı da batırmamız lazım. İğneyi kendimize de batırmamız lazım. İşte kokoreci 3000 TL, 4000 TL yazan esnaflarımız maalesef ki var. Bu Antalya'da da var, Bodrum'da da var. Gurbetçileri dolandıran esnaflar hakkında ne düşünüyorsun? Çok ciddi bir fiyat farkı koyma olayları başladı. Videolar çekiyorlar artık açık açık. Yani bir normal buradaki vatandaş gidiyor, aksanı olmayan. Bir de gurbetçi gidiyor, araya 3 kat fark koyanlar var. Buna ne diyorsun? Evet. Yani aslında daha önceden de vardı bu. Evet. Şimdi fiyatlar çok fazla yükselince daha çok koymaya başladı. Belirgin olmaya başladı. Ben yaz başladığından bu yana, Mayıs ayından bu aya kadar hiçbir gurbetçi vatandaşın bugüne kadar, yani daha önceki röportajlarımızı biliyorsun. Evet. Sen de çok karşılaşıyordun. İşte kıskanıyorlar bizi. Çok iyiyiz. Uçuyoruz, kaçıyoruz, namkörlük yapmayın diyorlardı. Ama şimdi ise gurbetçi vatandaşlarımız da gidişattan çok şikayetçi. Geçen seneyle bu senenin arasında 3 katı 4 katı fiyat olduğunu söylüyorlar. Tabii onlara biraz da bindirmeli olarak hem otellerde hem esnafımız sağ olsunlar. Onlara sattıkları fiyatı bize de satıyorlar aslında. Çok fazla da değişen bir şey olmuyor. Fiyat algısı kaybolduğu için artık şaşırmıyoruz. Onlar evet. Sabit fiyattan geldiği için çüş oluyorlar. Tabii birazcık. Yani adam 15-20 yıldır benzini 1.35'e 1.60'a aldığı için işte ne bileyim 10 yıldır 20 yıldır ev kirasını 600 euro 700 euro ödediği için, enflasyon olmadığı için bizde sürekli değişkenlikler onların çok fazla tuhafına gitmeye başladı. Özellikle bu yıl, yani seçimden sonraki tabloya ve seçimden sonraki tabloya bakıldığında inanılmaz büyük farklar var. Hem gıdada hem... Gelmeyeceğiz diyenler var. Gelmesinler abi, yani orası daha iyi. Daha iyi koşullarda yaşıyorlar. Ben de olsam yani nasıl ki aslında şöyle düşünmek lazım. Suriyelilere kızıyorlar, gitmiyorlar ülkelerine diye. Çünkü biz Suriye'den bir 50 yıl ilerideyiz. Evet. Almanya'da bizden 50 yıl ileride. Nasıl ki yurt dışına giden bizim gurbetçilerimiz nasıl buraya gelmek istemiyorlarsa, tabii ki de Suriye'den gelen Suriyeliler de Türkiye'den gitmek istemiyorlar. Çünkü 50 yıl ileride.
Yani böyle bir katman var. Hele Suriye'den Almanya'ya, İngiltere'ye, Hollanda'ya gittiğinde arada bir 100 yıllık, bir asırlık bir Rönesans'ı yaşıyor. Fark var yani. Hele yani Afganistan'ı, Pakistan'ı hiç saymıyoruz zaten. Oralar apayrı bir yer. Ama inşallah sistem değişikliğiyle ve hükümet değişikliğiyle bu mültecileri, sığınmacıları, işte neydi belirsiz, bu ülkemize doluşan 10 milyon, 15-20 milyon kişiyi ülkelerine güvenli bir şekilde yollamalarını da isteyeceğiz. Peki son sorumu sorayım. Gurbetçi düşmanlığı başladı mı sence Türkiye'de? Böyle bir sitem var gurbetçiler tarafından. Bize düşmanlık ediliyor, bize şöyle söyleniyor, böyle söyleniyor diyenler var. Bunda sokak röportajlarının payı var mı? Bizlerin payı var mı? Bu konuda yorumun ne? Aslında kimse kimseye düşman değil. Sadece son birkaç yıl içinde, yani bu yılı saymazsak, bizim sokak röportajlarına gelip de bu ülkenin değerini bilin. İşte siz cennet gibi yerde yaşıyorsunuz, nankörsünüz. İşte Almanya bitti, aç, ölüyoruz, Hollanda sürünüyor, İşte İsviçre'de asfalt kemiriyoruz gibi şeyler söyledikleri için. Buradaki tabii ki de emekli, askeri ücretli, esnaf, gencimiz, Almanya'da 20 yaşındaki bir genç dünyada 15-16 tane ülke dolaşırken benim buradaki 20-25 yaşındaki gencim ise yarını nasıl geçirebileceğini, nasıl atlatabileceğini, bırakın yani önündeki 5 yılı plan yapmayı, yarını nasıl geçirebileceğini düşünüyor ve onun planını yapmaya çalışıyor, görmüyor. Geliyorlar buraya, tabii ki de 1 euro 37 TL yani adamların bir demir parası bizim 37 tane demir paramız ediyor. 38 oldu hatta. 38 olmuş. Yani düşünün ki yani daha rahat koşullarda burada 11 ay ya da 10 ay orada rahatça yaşıyorlar. Buraya tatile geliyorlar. Buranın cennet olduğunu, ekonomisinin çok iyi olduğunu, Almanya'nın bizi kıskandığını söylüyor. Tabii böyle bir şey oldu, eksi oldu. Buradaki vatandaşların gurbetçilere bakması, işte geliyorsunuz kardeşim euroları burada eziyorsunuz, biz burada sürünüyoruz. Ayrıyetten bir de AK Parti'nin ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin yani yurt dışında çok fazla yüksek oy alması, buraya gelip de vatandaşların da bu şekilde konuşması gurbetçi vatandaşlarımızı birazcık eksiye düşürdü burada. Düzelir mi sence? Bu algı kırılır mı? Kırılır. Kırılır. Kimse kimsenin düşmanı değil bu ülkede. Siyasi farklı görüş ayrılıkları olabilir. Yani aslında muhalefetin de oturup şapkayı önüne alıp düşünmesi lazım. Biz nasıl herkese hitap edemiyoruz, nasıl karşı tarafın oyunu alamıyoruz diye oturup kendileri de bir öz eleştiri yapmalılar. Yani zamanla AK Parti'ye oy veren bir vatandaşı gidersiniz, ikna edersiniz. Cumhuriyet Halk Partisi'ne, İYİ Parti'ye ya da Saadet Partisi'ne de oy verebilir. Seçmen, yani ortada bir seçmen var. Kim kimi koparırsa diye. Ya, konu o kadar uzuyor şey yapıyor ama son bir soru daha soracağım. Kılıçdaroğlu aktif siyasete devam edeceğini söyledi. O konuda bir şey söylemek ister misin? Etmesin abi. Yeter yani. Bakın Meral Akşener bıraktı siyaseti. Seçimde başarısız olursam giderim dedi. Bıraktı. Kılıçdaroğlu da Cumhurbaşkanlığını kaybetti. Daha önce birçok seçime girdi, onları kaybetti. Kendi kongresini kaybetti. Yeter yani. Artık Türk siyasetinin gençlere bırakılması, donanımlı, liyakatı daha çok ön plana çıkartan, adaleti daha çok ön plana çıkartan. Yani 75 yaşına gelmişsin abi, yeter artık. 75 yaşındaki bir insan artık ne katabilir ki? Yani oturun, torunlarınızı sevin, tatilinizi yapın. Olmadı, denediler, olmadı, denediler, olmadı. Yani bir kere değil, iki kere değil, 10 kere denendi. Yani 2010 yılında geldi Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Sağ olun. 2010 yılında geldik Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. 2024 yılı, 14 yıl boyunca yeter artık yani. Çok teşekkür ediyorum. İstanbul'a da bekliyorum. Mıydı? Pardon, 24 yıl. Bayağı 2010. Oldu ya. 24 yıl. Gençliğini verdi. Evet yani bizim de gençliğimizi aldı. O kendi gençliğini verirken bizim gençliğimizi de aldı. Aynen öyle. Çok teşekkür ediyorum. Hoş İstanbul'a geldin, bekliyorum. Çok İnşallah. Teşekkür ediyorum. Ben mutlaka İstanbul'a şey yapalım. Gelir miyim bilmiyorum ama sen buraya bekleriz. Bol bol gel. Eyvallah, bekleriz. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Eyvallah. Genç nüfus, nasılsınız? İyiyiz abi. Ne var ne yok, nereye böyle? İkiniz de lacivertleri çekmişsiniz, laciler, kral. Öyle abi. Nereye gidiyorsun? Abi, ne yapacağım, başka renkli giyinemiyor zaten. Değil mi? Hmm. Ama ter yap, ter gösterir ya. Hava sıcak.
Okuyor muyuz? Okuyoruz abi. Ne okuyoruz? Bilgisayar mühendisliği. Ne diyorsun ya? Yemin ediyorum bak yani. Sen ne okuyorsun? Programcılık abi. 2 yıl. Ama sen 2 yıl sen 4 mü? Nasıl belli ama bak bu özgüven, şu gözler çakmak çakmak. Sen de biraz dik dur şöyle. Değil mi? Nasıl okul, eğitim hayatı? Yani. Antalya nasıl? Antalya güzel ama. Buralı mıyız? Başka bir yerden mi? Buralı değilim abi. Nereden geldin? Ordu. Ordu'dan mı geldin? Ordu'ya selam olsun. Ne güzel lan Ordu. Ordu yapmışlar. Nasıl burada öğrencilik hayatı? Burada güzel ya. Eğlenceli. Her şey yolunda mı? Yolunda. Okul bittikten sonra KPSS mi özel sektör mü? Özel sektör, yurt dışı. Yurt dışı? Niye yurt dışı? İş olanakları daha fazla. Türkiye'de ne yapabilirim? Allah. Yazılım öğretiyorlar mı okulda? Abi. Bayağı şu an yazarım diyor musun? Yani, var mı üzerine çalıştığın bir program? Okul projeleri vardı onun dışında abi, şu an. Bir şey yok da. Türkiye'de gençler üniversitedeyken bir şey üretmiyor. Garaj mı yok bizde? Abi teşvik yok bence. Programcıyı neyle teşvik edecek? Hadi yaparsın mı diyecek? Yani önüne seçenek sunması lazım. Mesela ben bilmeyen bir insan olarak şu an atıyor tutuyor görüneceğim. O yüzden şey yapıyorum. Hatta atıp tutacağım. Yani seni mesela engelleyen ne? Globalde ne yapıldığını takip ediyor musun? Yani abi globalde bir kere para kazanma şansın daha fazla. Tamam. Sana iş olanaklarını daha fazla sunuyor. Yani Türkiye'de bu çok fazla şey istiyor, uğraş ve torpil. Türkiye'deyken yurt dışına iş yapamıyor musun? Yaparsın. Şu an bunu kovalıyor musun? Tabii. Yani ben şunu yaptım, yapabilirim diyebilecek düzeyde misin? Kaçıncı sınıfsın sen? Ben 2. Daha şey değilim de. Bir hazırlıktan sonra 2 mi? İlk, geçen sene hazırlık mıydı? Yok, geçen sene 1. Geçen sene 1'di. Ondan önce hazırlık. İyi. İngilizce nasıl? Yani geçtik. Olmaz hocam. O zaman nasıl globalle çalışacaksın? Ya. Bak şu adam İngilizcesi sular seller. Doğru mu? Tabii. What can I do sometimes? Ötesi yok. O kadar. Peki. Kendinize iyi bakın. Nereye gidiyorsunuz? Dolaşıyorduk yani. Kale için. Kale için ineceğiz. Evet. Takılmaya mı? Evet. Kendinize dikkat edin. Hadi görüşürüz. Genç nüfus gel. Gel. Bak adam dünden razı. Kaç yaşındayız? 17. 17. Evet. Eşit bile değilsin. Değilim. Ama buradan aleme. Yani. Çok alem değil de öyle geziyoruz. Nereye gidiyorsun? Işıklara öyle gezmeye. Ha. Evet. Okulu falan? Okul okuyorum. Ne okuyorsun? Sağlık meslek. İyi. İyi. APSS mi? Allah izin verirse bilmiyorum artık. Allah izin verir de kullar engel olursa? Yani daha yüksek bir şey istiyorum bilmiyorum. Ne var yani? Ya yazılım mühendisliği falan olursa. Sağlıktan yazılım ne alaka? Ben sağlığa biraz öyle zorla gittim gibi. İstemiyorum yani. Sağlıkla ilgili bir kod yazarsan belki, program yazarsan çok acayip olur değil mi? Olabilir yani. Bilemem artık. Geleceğinden umudun var mı? Var. Evet. Yani. Nasıl bir umut? Bize biraz anlat. Hayallerimi gerçekleştirebileceğimi düşünüyorum yani. Valla. Türkiye sınırları. Ya, Türkiye olur mu bilmiyorum da yurt dışına gitmeyi düşünüyorum. Yani, yani bu hayallerin içinde yurt dışı da var mı? Var var. Neresi var mesela? Almanya. Niye Almanya? Tanıdıklarım orada. Batı diyorlar. Hı? Ya Türkiye'ye göre batmamıştır yani. Vallahi. Bence. 10 sene sonra açız diyorlar. 10 sene sonrasına bağlı yani. Öyle olursa. Sen 27 iken battı düşün yani. Toplayacaksın pılı pırtı geri geleceksin. Geri geleceğiz. İnanıyor musun Almanya'nın batacağına? Ya ben inanmıyorum bence ya. Gurbetçiler biraz sallıyor mu? Sallasınlar yani bir şey olmaz. Biz de onlara sallarız. Peki. Çok teşekkür ederim. İyi eğlenceler. Görüşürüz. Kanka gel. Ya yemin ediyorum bak kaşlardan memleket tahmini yapabilirim. Kaşlardan memleket tahmini yaparım. Evet. Yapayım mı? Yap. Çorum. Olmadı. Şaka yani. Yapıyorum canım. Urfalısın sen. Biraz daha aşağı. Mardin. Biraz daha aşağı. Oğlum aşağısı zaten karşı taraf. Kuzey Irak. Yok. Mardin'in altı Kuzey Irak. Ya biraz daha aşağı insen bulursun. Tamam. Şırnak. Sol taraf. Hakkari. Az beri gel. Aynen. Ne var? Ne kaldı arada? Batman. Batman. Doğru lan. Batman orada. Bak Batman'ı unuttuk. Diyarbakır ama vardı. Batman'ı şu an benim unutmam senin yüzünden. Neden? Batmanlılar yüzünden. Neden? Biz Batman'ı bir tek petrolüyle biliyoruz. Batman'ın en güzel yemeği nedir? En güzel yemeği... Bilmiyorum. İşkembe var. İşkembe mi? Aynen. İşkembe. Batman'a has mı? Hocam sen de gel böyle. Sen daha çok Diyarbakırlı gibisin. Abim benim. Sen de mi Batman? Doğru. Abim. Kaştan tahmin etmem lazım. Ben bayağı şey olmuşum. Körelmişim. Eskiden tak diyebilirdim. Ama yaşını bilirim. Çökmüşsün biraz. Çöktük, yaşlandık artık. Görüyordum seni. Valla. He valla. Yaş 23 mü? Benim. Çok gittin abi sen bayağı. Ne diyorsun ya? 17-18 mi? 17. Ciddi misin ya?
Oğlum yeni nesil ne olmuş böyle ya? Hormon ha, sırf hormon. Söyleyeyim mi ben sana? Öyle. Postör. Yok yanlış. Çıkayım mı ineyim mi? İn aşağıya. Canım bu kadar yaşlı mı? 29. 34 gösteriyor mu ya? Saçlar beyazlamış abi. Oğlum bunlar siyasi beyazlar. Nasıl ekonomi? Kötü abi ya. Ne yapıyoruz ama burada? Çalışıyor muyuz? Bizim için sıkıntı yok abi. Ne iş yapıyoruz? Tatile gelmişiz. Baba parası. Yok abi ya. Aşiret var arkamızda. Koskocaman aşiret tatile var. Tatile neyle geldik? Kaç parayla geldik? Ya biraz birikimlerimiz vardı. Nedir mesela? Bir iki tarla mı sattık? Ne yaptık? Abin daha dürüst. belki daha fazlası olabilir abi. Ne diyorsun ya? Yani kaçakçılık var mı oralarda? Yok. Bizde yok. Var ama bizde yok. Ha, sizde yok. Aynen. Zaten orada kimse de yok ama birileri yapıyor. Nasıl iş güç? Ne iş yapıyorsun? Çalışmıyor abi. Hiç duymuyorum ki. Gel böyle valla. Sınırdan uzaksınız. Tamam. Ya ben de şey için geldim buraya, futbol için geldim. Nasıl yani? Arda yani, Güler. Top oynuyorum da, Batman'da biliyorsunuz belki oralar çok şey değil. Spor anlamında aynen. Buradan Batman Büyükşehir'e seslenelim o zaman, doğru mu? Bu gençlere halı saha, sosyal imkanlar yapmaları lazım. Zor abi ya. Niye? Bayağı yani kimse arkamızda durmuyor abi orada, biliyor musun? Biz de zaten arkanda durandan korkacaksın. Yanında duranla yürüyeceksin. Öyle değil yani. Bir şey yok. İşlere sahip çıkmıyor. Yani öyle. Yatırım yok. Yok iş yok valla. Sen mesela 17 yaşındasın. Okudun ettin. Ne iş yapacaksın orada? Hani şu an daha düşünmemişim. Petro çıkaracağım. Ne oralım, herkes buluyor. Sen de bulursun. İnşallah. Hatta bulanı cumhurbaşkanı yapıyorlar. Bulursam seni de unutmam abi ya. İnşallah. Yok, sen buraya tatile gelmişsin, beni unutmamışsın. Unutma. Valla seni görüyordum abi. 2 sene önce de görüyordum seni abi. Şimdi geçerken de baktım, abime sordum, dedi biraz uzaklaş, işimi çağırır mısın bu? Yakaladım. Yakaladın, gelişi yakaladın. Peki. Çok teşekkür ederim. Kendine çekiyorum. Baş tacısın. Görüşmek üzere. Sağ olasın.